Mustafa Bey, hangi konudan devam edelim? Ender madenlere mi gidelim yoksa buraya mı gelelim? Fark etmez ya. Nasıl peki ender maden konusundan şey yapalım. Türkiye kendi kendine yeter hale, yani tabii öncelikle enerji var ama bu ender madenler de çok önemli. Evet. Ne zaman biz kendi kendimize yeter hale geleceğiz? Şimdi bu nadir elementler dünyada bakıldığında 800 milyon ton Çin'de var. Yaklaşık 700 evet. milyon ton da Türkiye'de var. 900 İki yerde var. Evet. 800 tam 694 milyon ton. Evet. Bu nadir elementler yani bir ham madde değil bir defa. Yani hani siz mesela mermer bloklarını ihraç ediyorsunuz. Oradan aldığınız şeyin ihracata yönelik aldığınız paranın karşılığı değil bunlar. Bunlar uzay sanayinde kullanılan nadir elementler. Bunlar nerede atom reaktörlerinde bu kullanılıyor. Atom reaktörlerinde kullanılıyor. Tıbbi cihazlarda kullanılıyor. Bunlar akıllı füzelerin yakıtlarında kullanılıyor. Dolayısıyla hani dünyada eğer siz savunma sanayi başta olmak üzere bu nitelikli ürünlerde söz sahibi olmak istiyorsanız bu elementlere ihtiyacınız var. Eğer kendi ülkenizde varsa bunları çıkar işlersiniz, bir değere dönüştürürsünüz. Kendi ülkenizde yoksa ithal edersiniz ama olağanüstü dönemlerde de alamazsınız bunları. Şimdi Türkiye bunu keşfetti. Ne zamandan beri? 2011 yılından beri çalışılıyor üzerinde. Bu rezervleri ancak tespit edilebildi. Ne gibi isimler var? Siz not alıyordunuz. Söyleyeyim. Florit, barit ve toryum. Öyle mi? Evet. 17 çeşit tabii. Evet, en bilinenleri. Tabii 17 çeşit ama en bilinen şüphesiz borda bunlardan bir tanesi ama bunlar çok daha özellikli, çok daha nitelikli. Ben duymamıştım. Evet, çok daha öncelikle cevher çıkarılıp işlenecek galiba. Evet, yani bunlar, Cumhurbaşkanımız da bahsediyor. Bunlar cevherler çıkarılır, işlerinden bunlar ayıklanır. Bu arada mesela toryumu araştıran mühendislerimiz Isparta uçak kazasında ölmüşlerdi. Evet, mesela oradaki iddia şu. Bütün enerjimizin %70'ini, %50'sinin rahatlıkla sağlanabileceği maden ocaklarımız, toryum maden ocaklarının olduğu söyleniyor. Bunun üzerinde ciddi çalışmalar vardı. Ama gelinen nokta Türkiye kendi ayakları üzerinde nitelikli elementler konusunda kendi ayaklarının üzerinde duracak ve dünyada da yine bu element, nadir elementler söz konusu olduğunda da bir güç haline gelecek önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bakın Cemil Bey, benim bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Cumhurbaşkanımız iki tane noktadan bahsetti değil mi? Bir tanesi Adana Ceyhan çok gündemde. Evet. Oraya ben kapatılan petrol kuyularından petrol fışkırmaya başlamış. Evet şimdi ama demin belediye başkanı ne dedi duydunuz mu? Belediye başkanı dedi ki burada maden olduğunu bu bölge halkı biliyordu. Geldiler baktılar bunlar yetersiz dediler, raporladılar gittiler evet, zamanında dedi. Evet. Yani şimdi bakın Ceyhan'da da aynı şeyler olmuş. Kapatılan kuyular, üzerine beton dökülen kuyular yeniden TPAO inceleyince buradan verimli petrol çıkıyor. Adam diyor ki mesela ben muhabir gönderdim Adana'ya. Arkadaşlar gittiler o tarlanın sahibiyle konuştular. Bana deli dediler diyor. Adam diyor ki bana yıllarca deli dediler. Ben burada deli muamelesi gördüm diyor. Ben burada petrol var dedim diyor. Nasıl tespit ettim diyor. Ben buradan su çıkarmaya çalıştım. Yağlı su geldi diyor. Zekalar Semetin Akpınar'ın filmi vardı değil mi? Beni diyor yerel gazeteler diyor Amerikan FETÖ'lü fotoğraflarımı çekti işte. Deli muamelesi yaptı yıllarca. Kardeşim bana küstü diyor. Kardeşim niye küstü? Sen bu tarlayı devlete kaptıracaksın. Niye burada petrol var diyorsun diye. Bana diyor yıllarca kardeşim küstü. Deli muamelesi gördüm ama şimdi diyor kazanan ben oldum diyor. Biz de tabii gittik röportaj yaptık, fotoğraflarını bastık. Evet, çok gördüm. Güzel de bir haber oldu. Şimdi yarın da mesela Eskişehir'e bir muhabir gönderdim. Bu belediye başkanıyla görüşecek. İşte orada neden kapatıldığını, orada neden kimlerin dediğini. Kimler demiş onu araştırmak lazım, bakmak lazım değil mi? Kimler burada yetersiz demiş. Kimler bu raporu vermiş? Yılmaz onları araştıracağız, onları okuyucularla paylaşacağız. Yani. Yılmaz Büyükerşen orayı deşer. İşte yarın araştırma arkadaşımız evet. gitti, onun da detaylarını inşallah aktaracağız okuyucularımıza. Evet, nadir elementler aynı zamanda sondaj kuyularından da kullanılıyor. Öyle mi? Her şeyde kullanılıyor. Evet, son dakikalara geliyoruz. Sen bir yorumla bakalım bugünkü programı nasıl? Yani bugünkü program
bence yeni dünyaya sanki koşar adımlarla ilerliyoruz gibi, değil mi? Konulardan konulara iddialı bir şekilde. Çok iddialı bir şekilde. Bir yerde uyuyan NATO uyandı. Biz Rusya ile dostluğumuzu devam ettiriyoruz ama bir yandan da NATO'nun önemli bir aktörü oluverdik. Biz izin vermeden İsveç ve Finlandiya bile hareket edemiyor. Derken Sayın Albayrak'ın yani adama bir sürü şey dediler ama ne yaptıysa o da hayırlı millet iş yapmış. Petrol işte. Bulmak, ona cevher gaz bulmak. En büyük günah gaz bulmak. Bulmuş, tabii cevher gaz bulmuş. Yani adama yapılmadı, kalmadı. Evet, ona da böyle şey oldu. Sevil çok önemli noktalara dokundu. İşte bu Avrupa, Rusya, Çin. Sayın Erdoğan'daş da yani asıl tehlikenin Çin olduğunu söyledi gibi. Amerika-Çin ilişkisi olduğunu söyledi. Bana bu da çok ilginç geldi. Evet, son sözleriniz. Evet, mesela şey gaz, yine CHP'ye getireceğim konuyu da. Şimdi gaz, Karadeniz'deki gaz bulunduğunda rezervle ilgili konuşunca kimse inanmamıştı. Ya yok öyle bir şey, bu aldatmacadır demişti. Bulsalar bile çıkaramazlar, öyle bir şey mi, öyle bir şey mümkün değil demişti. Ben yine bu nadir elementlerle birlikte şu ana kadar işte doğal gaz başta olmak üzere petrol sondaj çalışmaları Türkiye'nin asıl kendi ihtiyacı olan enerjide dışarıya bağımlılıktan kurtulduğunda Türkiye'yi kimse tutamaz diye düşünüyorum. Evet. Bununla ilgili çalışmalar da gayet başarılı şekilde gidiyor. Şimdi katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Bülent Erandaş'a çok teşekkür ediyoruz Ankara'da. Emin Pazarcı kaçtı. Emin Pazarcı'ya da teşekkür etmemiştik. Ona da ediyoruz. Evet. Şimdi sayın seyirciler, Türkiye'de tarih dönümleri bitmiyor. Bugün 3 Temmuz. 3 Temmuz'un iki tane önemi var. Evet. Bir tanesine FETÖ'nün şike kumpasına, yani FETÖ'nün Fenerbahçe'ye kumpası düğmeye bastı. Belki de tarihteki ilk kumpaslarından biri diyebiliriz. Doğru mu? Efendim? Tarihteki ilk kumpaslarından biri. MİT kumpasından bile önce. Ve çok kişinin inandığı. O dönem inandırmışlardı kamuoyunu ama sonradan bir kumpas olduğu yargı kararlarıyla da ortaya çıkıyor. Evet, bugün hakikaten sosyal medyanın gündemi oydu. Tabii sayın seyirciler, 3 Temmuz'un bir özelliği daha var. Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü olmuş olması. Hakikaten Kemal Sunal bütün filmleriyle verdiği sosyal mesajlarla toplumda yer etmiş birisi. Açıkçası ben küçükken seyrederken anlamamışım bunları. Bir kötü aksanlı bir adam ne yapıyor diyordum. Meğer çok derin mesajlar içeriyormuş. Şimdi Kemal Sunal'la yayınımıza veda ediyoruz. Herkese iyi hafta sonları ve iyi haftalar.